Yok ya, şu yapraklar var ya abi. Evet değerli dostlarım, neredeyiz? Bugün Antalya'da bizim aynı zamanda dernek başkanımız Tuncay Karasay'ın yanındayız. Akdeniz Güvercin Severler Derneği'nin aynı zamanda dernek başkanı. Aynı dernekte görev alıyoruz. Aynı zamanda başkanımız Tuncay'ın oradayız. Sağ olsun bizi kırmadı. Havada soğuk, ayaz, fırtına, yağmur var ama durdu yağmur. İçeride çayımızı, kahvemizi içtik. Hem bir sohbet ettik, hem de çıktık kuşlarını bir çekelim dedik. Normalde kimseye çekim yaptırmaz ama bizi kırmadı sağ olsun. Kardeşimizin yanına geldik. Evet, Tuncay kardeşimizi şöyle bir tanıyalım. Kendini size bir tanıtsın. Öncelikle kardeşim selamlar. Aleykümselam, hoş geldin. Bizi kabul ettin. Kümeslerini bize açtın. Başmışsın abi. Tuncay Karasay kimdir? Bir tanıtsın kendini önce. Kardeşim buyur. Evet, seni tanısın kardeşim. Antalyalıyım. Antalya'da oturuyorum. Çocukluktan beri de kuşa bakıyoruz. Antalya'da Akdeniz Güvercin Dernek Başkanlığı yapıyoruz şu an için aktif olarak. İşte kuş besliyoruz çocukluktan beri, elimizden geldiği kadar. Bu şekilde yani şu an için kuş besliyoruz. Kuşların nedir, ne değildir, nereden geldi? Kaç senedir? Neye hizmet ediyorsun, kaç senedir hizmet ediyorsun kardeşim? Şimdi biraz bu kuşların, bu kuşların geldisi hani bizim tebellümüz belki yetmeyebilir ama bizim duyduğumuz, abilerimizden öğrendiğimiz, ustalarımızdan öğrendiğimiz kuşlarım Ankara kökenlidir benim. Evet. İşte Faruk abinin Şeref Hakan'ı var evet. Kuşlarda. Yıllardan bu yana bu kuşlara hizmet ediyoruz işte. Evet. 25 yıl oldu aşağı yukarı bunları alalı. Aktif olarak şu anda bakıyoruz bunlara. Evet. Uçuruyoruz. Keyif almaya çalışıyoruz yani şu anda. Evet. Hiç kırmadım. Hani diyorlar hani kalmadı malmadı şöyle böyle evet. Yani ya bu zamana kadar o kuşlar mı karır? Var bende. Evet. Hiç kırmadım. 25 yıldır bir fil bir tane kuş karıştırmadım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu kuşlar burada ama asıl yine Tuncay kardeşimin kendine ait özel dairede beslediği kuşları var yani. Yani evet. Asılları kendine özel ait bir evet, dairede evet. Şebapçı gibi orada besliyor. Sadece bir daireyi onlara tutuyor. Aynen. Yani niye? Sırf bu soy dağılmamasının sebebi evet. Hani çoğu kişide kalmadı. Burada bazı ünlülerin isimleri geçiyor. O ünlülerde bu kuşlar kalmadı. Evet, evet. Ünlülerin zaten kemiği çıktı. Ya, aynen. Şimdi ben az önce de sohbet ettik. Biz de biliyoruz. Yani çoğu ünlü de bu kuşlardan kalmadı. Kendilerinde, sahiplerinde kalmadı. Hani rahmetli olanları saymayalım. Arpayla da açık verin. Şimdi bu kuşlar sadece beyaz olarak bakmayın arkadaşlar. Tuncay kendisi bu şekilde ayırmış. Aslında bu kuşlar neler geldiğini... Boz dumanlılardan çıkıyor. Boz dumanlılardan.
koyun evet. Boz dumanlardan çıkıyor. Şu boz dumanlardan çıkıyor. Ortadaki bunlar. Boz dumanları çek bakalım. Çekiyorum abi zaten onu zoomladım. O kuşlardan çıkıyor beyazlar. Takkallar takkalı verir. Nazlı. Beyaz bıyıklı verirler. Mesela şuradan bir tane al eline göster böyle takkallardan öyle. Aradığını buyuruyoruz şöyle arkadaşlarımıza. İzleyenlerimize. Burada da Tuncay amcamın bekçisi var bir tane. Tamam. dur almıyoruz dur. Mesela bu. Evet abi. Bu 16 yaşında abicim. 16 yaşında bağrı nişanlıdır. Beyaz takkalların şimdi dedesi. Şimdi göster. Bak şu. Evet. 16 yaşında gözleri de mavidir. Altından beyaz geliyor. Evet. Arkadaş. Beyaz takkalı verirler. Bıyıklı verirler. Yani 16 yaşında sülenini salayım isterse bir şey olmaz. 16 yaşında erkek olur. Hala tonlama yapıyor evet yapıyor. Maşallah. Bunların oyun tarzı nedir birader? Uçum tarzı nedir? Oyun tarzı nedir? Oyun tarzı. Abi şu an oyun tarzı. Ya şimdi Hüseyin abi hani çok abartmayalım izlerler falan hani atıyor tutuyor derler de. Evet. Yani atınları çok iyidir bunların. Evet. 25-30 metre arası oynar. Arada ekstra çıkabilir metrajlı. Oyundan sonra gözden kaybolma yani oyun sistemi hava tutumu çok iyi bunlar. Bir kuş taranan yani 9'u, 10 özelliğin 9'u var diyorsun. Aynen. Ne kadar özellik varsa evet. Yani var bu kuşlarda. Maşallah. Yani takla tutumları orantı yapıları çok iyidir. Rüzgar kesin. Maşallah. Güzel kuşlar. Ortalama kaç sefer yapıyor Tuncay amca bunu? Bunlar çok yapmaz. 15. Bunlar 13-12. Bunlar öyle çok sefer yapmazlar abicim. O da ses depar olduğu için. Evet. Deparlı olduklar. 1,5-2 saat havada aktif kalırlar. Maşallah güzel. Yani öyle çok böyle seferli bir kuşlar değil ama iyi takla tutarlar. Mesela atıyorum şimdi. Oyuna geldi yani. Evet. İlk oyunuyla son oyunu arasında ne kadar takla fark oluyor sence? Ya şimdi evet. Sen 25 senedir besliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben hani genelleme konuşuyorum. Ben genelleme konuşuyorum. Zaten iyi kuş, iyi dönem kuş zaten sonlara doğru arttırır zaten. Ne? Beklenen cevap. Hıslanır ya. Evet. Yani oynamaya geldikçe şimdi, hıslanıyor diyorsun. Bir kuştan aslında sana şöyle söyleyeyim ben. Alt takladan tut son taklaya kadar aynı olması lazım. Tabii. Ses tonu kuşu. Bazı kuşlar var mesela elindeki herkes olanı uçuruyor ama 3-5 seferden sonra ses tonu düşüyor kuşlar. Bir de boş yapmaya başlıyorlar. Omuzlu kuşlar değiller çoğu kuşlar. Düşüyor anladın mı? Aynen. Ama bana göre kuş alt takladan tut son taklaya kadar tempo tutacak abi. Anladım. Yani. Tempo yani, önemli. Yani, İstikrar orantı, önemli. Tabi bak ben bir kuşa tek yönden bakmam mesela. Evet. Nasıl bakarım ben kuşa? Orantısına bakarım kuşun. Kuşta aranan özellikler orantı olacak oyun kuşunda. Evet, olmazsa fizik, olmaz da fizik yapısı. Mesela bak nasıl o erkeğe çek. Aynen onu çekiyorum zaten. Bir de bunu çek. Evet, İkisi aynı zaten. Neredeyse aynısı. Ve kopya. Bunlardan beyaz geliyor. Evet. Bir tek nişan eksik o erkeği. Evet. Belki nişan altından ya onun gelen altından gelen yavru da çıkıyordu. Evet. Tabii, yani aynen öyle oluyor. Yani kuşta orantı olacak yani. Nasıl orantı olacak? Kaşına, gözüne, kafasına, fizik yapısına, yani oyuna yani yakışan bir fizik yapısı olacak oyun kuşunun. Hani tabii. Tek yönden kuşa bakmayacaksın tabii. Yani. Atletik olacak. Yani kuş, bağrı geniş kuyruğa doğru tabii, gelecek. Yani kuş orantılı olacak. Zaten orantısı oyun kuşunda orantı olmadı mı sakat. Doğru diyorsun Tuncay. Kuşta kursak olmayacak. Döş olmayacak. Şu kursak yok mu? Dümdüz olacak orası. Kursaklı kuş olmayacak. Şu erkek gibi mesela bahsettiğimiz. Ha, şu anladın mı? Boz duman erkek gibi. Evet. Üçgen olacak abicim. Ya orantısı kuşun güzel olacak abi. Oyun kuşunun orantısı güzel olacak. Aynı benim fizik gibi. Hüseyin abi fizik gibi değil yani. Evet, ben bir şuna bakın. Yani. Dur sen de kaparma. Bak yani şuradan evet. Mesela dişiler bak minyon. Bir tane dişi göster birader. Bir tane. Tuncay kardeşim. Dur göster. Şuradan bir dişi. Aynen. Çıkar şu fiziğini görsünler. Dişiler, nasıl? Dişi fiziği çok güzel kuşların. Evet. Ya hepsi birbirinin aynısı olduğu için zaten. Yani hiçbir sıkıntı yok. Kuşlar zaten yılların emeği. Yani. Ticaret yapmaz, kuş satmaz, kuş almaz. Ha iyi kuş olduğu zaman nerede olursa olsun gider izler. Evet. Ama kuş satmayla, kuş almayla işi olmaz. Evet, bunlar da dişilerimiz bizim. Boz dumanlar bizim kıssadır bunlar. Bazen de hani yanlış anlamayın takka perçemlerdendir.
bir tarafı. Perdeli çıkarlar. Ha. Evet, bazen perdeli çıkarlar bu kuşlar. Bazen perdeli çıkarlar, atarlar. Hmm. Zaten takka perçemlerin orijinali perdelidir zaten. Yani 25 yıl önce verdiği paralar da duysanız şimdi bir daire alırsınız arkadaşlar. Yani. Bir takım kuşa, bu kuşları. Evet. Ama veren arkadaşlarda da kalmadı şimdi. Onlar da işte Tunca amcamdan istiyor. Şimdi o da... Duyduğum, bildiğim o. Ya hani ben çok hani şey yapmak istemiyorum da yani ben aktif olarak 25 yıldan beri hiç kan sokmadım bunları. Aynen. Besliyorum lan yani. Kuş da satmıyor parantez için. Yok, bunu da belirtelim. Yok, satıcı alıcı değil. Yok yok. Şu kuş farklı ben kuş satmıyorum. Şu kaplamalar ne? Hangisi? Kaplamalar ne Tuncay? Farklı mı? Şurada kaplamalar. Onlar bozkirliler abi. Ha. O da bozkirli galiba. Onlar bozkirli. Onları da anlatır şimdi. Evet onları da anlatırım. Bir tane de onlardan örnek göstersek. Bunlar da bizim Ankara'dan Mustafa abimin kuşlarıdır. Hediyesidir bana. Yıllar önce. Allah razı olsun. Kuyumcu Mustafa. Ankara'dan. He, Mustafa Sarıgül. Ankara'ya selam olsun. Buradan da Ankara'ya selam olsun. Aynen. Dostlarımıza tüm Mustafa abinin kuşlarıdır. Kuyumcu Mustafa. Yani. Bunlar nedir birader? Bunların meziyeti nasıl? Örnek göster. El, şöyle elini al. Bak nedir ne değildir. Kaplama bir tane erkek var orada. Kırmızı gözlü. O da çok güzel bak. Size ben bir tane erkek hemen göstereyim diye. Ben hemen şuraya çekeyim. Evet, şöyle Tuncay amcam oradan çıkartırken. Evet. Evet abi. Bunlardan izledim mi kardeşim? Evet abi izledim. Şu anda da hani burada olan 8-10 tane var şu an için de öbür tarafta beslediğim bir yerde 50'ye yakın var. Uçuruyorsun da aynı zamanda. Evet uçuruyorum. Bunlar... Metrajlıdır, takla boldur, atımları çok iyidir, süratlidir. Yani bunlar da bu şekilde bir kuş. Herkes de Mustafa abinin kuşlarını bilir zaten Ankara'da. Allah razı olsun Mustafa abiden de bana bir erkek gönderdi. Allah razı olsun onlardan ürettik. Bir de dişimiz geldi. Sağ olsun kendine de teşekkür ediyoruz. Yani erkek çok yani. Güzel maşallah. Yani bunların da yaşı var zaten. Var. Manken gibi erkek. Var. Bu kuşlardan da var. Benim gökbeneklilerimden var. Onları da çek göstersin. Bir ya, salayım onları da. Bunları kapat gökbenekler. Bir tane erkek kat dedik oraya yabancı. Tamam olsun sıkıntı. O ayrı bunlar. O onların atası, dedesi. Ha. Yabancı değiller birbirine onlar. Ha o konuda hiç sıkıntı yok. Aynen doğru. Tek kan kuş olduğunda kafam karıştı. Mustafa bir beni yiyecek ha. Sen ya, yanımda gel. Seni kolluyor. Şu tarafa yanıma geç sen bakayım. Tuncay abi yanına dur abi geliyorum. Ha sadece yok. Şurada hemen beyazlar bir çekeyim size. Evet abi. Evet çekin oradan. Daki. Bunlar nedir birader? Bunların Allah. Hikayesi nedir? Bunların hikayesi de bunlar da yıllar önce Faruk abiden Ayhan Devran'a gelen bizim topuksuzlar bankacı Faruk. Bankacı Faruk abi. Gelen topuksuz erkek derler. Yani eskiler bilir onu yani herkes bilmez. Evet. Topuksuz erkekten çıkma bunlar. Onun çocuklarından, bebelerinden çıkma. Evet, topuksuz erkeklerden. Anne tarafı da bu kuşların. Baba oradan. Anne de benim bozkirlilerim. Evet. Göçbeneklerimiz. Şaban abinin kuş puanlamaya giderken izledik dediği bir kuş vardı. Altay izledik dediği. Bunlardan işte mı? Anne ebeleri. Neneleri abi? Neneleri dur onu da hatta... O, geçen gün muhabbet ettiğimiz balıkçı abinin orada. Altay aralıksız izledikleri iki kişi bunlardan olan. Çok güzel kuşlar maşallah. Paça takımlarını görüyor musun? Yana doğru çok güzel vermiş. Erkek daha güzel. Evet. Usta şu yalamadaşından biz de alak. Bizimki ufacık i̇şte bir şey. Neneleri de izledikleri kuş da bu. Altay izledikleri dedikleri kuş. Evet. Neneleri bu. Bakkala da veriyor bunlar. Evet. Veriyor. Eki olarak izledikleri gökbenekli dişi bu. Allah kalkmasın. Şu. Uçmaz o. Uçmaz ha. Kaç aylar oldu. Kaç seneler oldu ya. Antrenman lazım. Gel. Var ha. Ara bahçeli. Orada kelimeli bahçeli. Durdur videoyu da alsın gelsin. Tamam. Evet arkadaşlar Rüzgar yan tarafa. Şuraya hemen düştü. Araya, 6 yaşında şu anda bu. Maşallah. 6 yaşında.
gökbeneklilerin nenesi bu. Yanına kuş versen antrenmana geçecek. Uçar. Uçar yani, ama bir kas sever niyetlendik. Atmaca alır diye. Alır birader. Burada atmaca alır. Ağızdan gelen yavrular uçur canım. Ya 7 sülalesi burada. 7 sülalesi oynuyor. Dediği gibi. Yani. Burada da gene beyazlar var. Tüncü amcamın arkadaşlar. Burada hazır bu. Bunu salmıyoruz. Salarsak uçacak. Burada bozlar var. Yapalım başkan. Tamam. Canını yediğime bak da. Dur abi. Burada kaldım ya bir anda. Arkadaşlar görüyorsunuz rüzgar, acayip bir rüzgar var. Ağacı göster şu ağacı. Rüzgar ağaçları öyle yatırıyor. Tuncay amca bunlar kendi küme soyunu da açıyorlar mı? Bunlar kendi kendine sökerler abi. Kendi kendine bunlar komple sökerler. Yani beyazla bozdumanlı, bozdumanlı beyaz eşleşse sıkıntı olmuyor çünkü arkadaşlar hepsi aynı. Aynı buçuklar. Altına vereceği yine beyaz bozdumanlı. Aynen öyle. Hı. Aynen öyle abi. Yani bunlar işte hep birbirine akraba. Şu perçem ne birader? O hani sana bahsetmiştim ya. Hani tamam. Vurduk. Bildim. Büyük erkeğe dedim ya. Bildim. Onun kardeşi. Uçanın kardeşi. Attığı yeri görmedim. He. Görülmeyen kuş. Yani o kuşun kardeşi. Yani. Evet. O kuşun kardeşi. Evet arkadaşlar bu orada Zeki kardeşimiz var. Zeki Yıldırım abi. Zeki Yıldırım'ın orada uçtuğu dediği kuş. Kardeşi yani. Yumurta kardeşi oldu. Yumurta kardeşi. Evet. Yani bir Antalya neredeyse gitti kuşu evet. İzledi. Kamyon adam gitti. Evet, yani abartmak gibi olmasın. Kuşun gerçekten attığı yeri görülmüyordu arkadaşlar. Ya ben bile gittim izledim. Bir de o kuş 2 yaşındaydı. Yani 2 yaşından travma vermeye başladı Zeki. Tam da oluk değildi o kuş yani. Daha zamanı vardı o kuşa. Atmaca aldı işte. Şimdi yani. İşte bu kuşların da bu soyun en büyük sıkıntısı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyecek ya uçanı biz görmedik. Bize uçurun. Bizi görek ama gerçekten eğer havada kalan olursa uçuruz. Kuşlar çok yüksek uçtuğu için kayboluyorlar. Evet, yani evet. Kayboluyorlar. Ya bunlar şimdi çok havayı başta çok takla olduğu için Hüseyin abi bunların havayı başları taklalı yani bu kuşlar. Yiyeceğim seni. Maşallah. Havayı başlarda çok takla vurur bunlar. Yani o yüzden burayı çok yüksek, uçurlar çok yüksek. O yüzden dolayı şansı çok az oluyor burada Antalya'da. Ama elimizden geldiği kadar da bir iki tane kalırsa işte eşli dostla izliyoruz Hüseyin abi. Yani kuşlar bundan ibaret. Çünkü kuşların çoğu da burada değil zaten. Evet. Onu ben belirttim. He, yani çoğu da burada değil. Bu şekilde işte 20 aşağı yukarı 23 yıldan beri bakıyoruz. Hepsi bu. Eyvallah evet. Kardeşim. Emeklerine sağlık. Amca bir şey soracağım sana. Buyur. Son bir soru sorayım. Bozlar mı daha güzel oynuyor, beyazlar mı daha güzel? Bozdumanlar mı, beyazlar mı daha tatlı oynuyor sana şimdi, göre? Şimdi zaten aynı kuşlar. Aynı da yani. Oyun tarzında, içinde, oyun tarzında mutlaka fark eden var. Birbirine yakın ya. Birbirine çünkü aynı anne, aynı kardeşler olduğu için. Oyunlar, tarzları tabii içinde çok böyle ebenin neneye çekenler. Yani mutlaka bir renge çıkıyor, verir. Ekstra çıkabiliyor. Ama aynı kuşlar yani. He, anladım. Yani aynı kuşlar. Biri 8 puan, biri 10 puan. Aynen. Biri 9 puan, biri 10 puan. Hüseyin abi kuşları kapattılar yoksa bunlar topuklayacak. Evet arkadaşlar. Allah bir üstü olsun. O yine. Evet arkadaşlar. Dur bir Tuncay kalmış. Tuncay çıkar. Bir videomuz da böyle oldu. Tuncay kardeşimizin oraya geldik. Değişik kümesler çekeceğiz. Ama bunun için abone butonuna abone değilseniz basıyorsunuz. Aboneyseniz de like butonuna basıyorsunuz. Yorum bölümüne de bir maşallah esirgemeyin. Çünkü emek var. Burada hem arkadaşımızın emeği hem bizim emeğimiz. Yani sizlerden ricam oturduğunuz yerden izliyorsunuz güzel ama lütfen bir şu like butonuna basmayı ve bir yorum butonuna maşallah yazmayı. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.